Tamam abi. Hakikaten birader, senin derdin ne? Bu işe girmeyecektik abi. Onu geç. Bu diklenmen niye? Fikrimizi söyleyemeyecek miyiz? Fikrini söyle. Bir gün oturalım, herkes fikrini söylesin, sen de söyle. Ama sen olduk olmadık yerde sesini yükseltiyorsun. İnsanı bildiğinden şüpheye düşürüyorsun. Hadi benim sana itimadım tam ama insanın aklına gelmiyor değil bizim burada ne işimiz var diye. E bunu sor diye yapıyorum. Kardeş, ben bunu sorarsam, şüphe edersem vagonun kapısını açtığımda karşıma çıkan adam şüpheli kafama sıkar. Şüpheyle sadakat yan yana olmaz. Şüphen varsa makası değiştireceksin, kendi yoluna gideceksin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam da. Hayırdır gecenin bu saatinde? Tren yolunda ne işin var birader? Param yok. İstanbul'a gideceğim. Buradan yolcu treni geçiyor mu? Geçer de durmaz. İstasyona gideceğim. İstasyon ne tarafta? Epey var. Buradan rayları takip etsem bulur muyum? Yürü bulursun. Burada hiç mi tren durmuyor? Yük treni durur. Ama birbirine yol vermek için. Yolcu için durmaz. E tamam işte. Bineyim ben o treni İstanbul'a kadar. Le havle. Arkadaş yolcu almaz. Abi o kadar yük alıyor da bir ben mi fazlayım? Abi be, senin bir çayın var. Var kardeşim. Allah rızası için ver de iç. Şuradan dön. Bana işimi öğretme Erhan. Senin işin öğrenmek Nevzat. Ben öğrenmem Erhan. Öğretirim. Hele bana bir şey öğret. 40 yıl kölen olurum. Erhan, bak bu tuttuğun direksiyon ha. Sümit değil. Sana öğretecek olsam sıfırdan başlamak lazım. Oo Nevzat Bey, havalar 1 milyon. Herhalde oğlum. Biz artık armatörüz, amatör değil. Bu son kara işimiz. Bundan sonrası deniz. Oh!
Bunları bağlayın. Silahlarını, telefonlarını alın. Çabuk olun, 5 dakikamız var. Abdülay, şuradan suyu ver. Malların sahibine selamımı söyle. Ne oldu lan sana? Zafer abi, gece baskın yaptılar abi. Kim yaptı lan bunu? Alemdar.